Of hay hak. Aman kara gözüm, neredesin efendim, neredesin? Buradayım Hacı Camca, penceredeyim penceredeyim. Aa, kara gözüm, o kılığın ne, söyle bakalım. Ya Hacı Camcam, duymadın mı ya? 12 Haziran seçimlerinde milletvekilliğine adaylığımı koydum ya. Aa, vallahi duymuştum ama ihtimal vermemiştim. Niye ya? Beni meclise yapıştıramadın mı? Halkım beni milletvekili olarak görmek istiyormuş. Israr ettiler, ısrar ettiler. Arkandayız, yürü be Karagöz, paşa be Karagöz, en iyi sensin Karagöz falan dediler. Ben de gittim adaylığımı koydum ya. Allah'ım ya Rabbim. Peki Karagöz'üm, hangi partiden adaylığını koydun, söyle bakalım. Ben mi? Ya Hacı Cavcav, bir sürü genel başkan geldi geldi gitti bizim eve. Ama ben hiçbirini seçmedim. Ne yaptın o zaman Karagöz'üm? Kendi partimi kurdum yahu. Partimi kurdun bir de. Tabii tabii. Hem de ismi ne biliyor musun? Ne Karagöz'üm, söyle de öğrenelim. Ya tutarsa partisi kurdum. Ya tutarsa Hacı Cavcav, vallahi seni de görürüm ha. Ya Karagöz'üm, sen siyasetten ne anlarsın efendim? Doğru düzgün iki kelam edemiyorsun. Edemez olur muyum ya? Mesela sor bakalım, sor. Siyaset hakkında bir şeyler sor bana. Tamam Karagöz'üm. Eğer başbakan olursan ekonomi hakkındaki politikaların neler, neler yapmayı düşünüyorsun? Neler mi? Ya Hacı Cavca, bu ekonomi yıllardır çözülemeyen problem. Ama ben çözerim. Nasıl çözersin Karagöz'üm? Ekonominin başına 657'ye tabi bir devlet memuru geçirdiğin zaman ekonomi güzelce yönetilir. Nasıl olacak o Karagöz'üm? Ya adamlar ayın 15'inden 15'ine kadar nasıl kendilerinin ekonomisini yönetiyorsa herhalde devletinkini de yönetirler ya. Adamlar geçinme sanatını biliyor, geçinme. Allah Allah, aslında biraz da haklısın. Peki Karagöz'üm, eğitimle ilgili neler yapmayı düşünüyorsun, söyle bakalım. İşte eğitim benim konum. Bakma ilkokulu zor bitirdik ama olsun. Ben biliyorum, gençlerin sorunlarını biliyorum. Hepsini çözeceğim efendim. Nasıl çözeceksin Karagöz'üm? Öncelikle SBS'yi, YGS'yi kaldıracağım. Hatta bu okullardaki testler falan var ya, hepsini toplayıp İstanbul Boğazı'ndan aşağıya atacağım ya. Allah'ım ya Rabbim. Demek ki sınavları kaldıracağım diyorsun. Yani adı değişebilir. Bilmiyorum, şimdilik daha tasarı aşamasında. Peki Karagöz'üm, başka neler var? Bir de öğretmenlere sürprizim var Hacivat Çelebi. Hepsinin maaşına 1000 TL zam yapacağım. Yok, hatta 2000 TL yapacağım, dilin kemiği yok. Allah'ım ya Rabbim, demek ki öğretmenlere de zam yapacaksın. Dur dur, asıl bomba geliyor, bomba. Neymiş, söyle bakalım. Bu sözleşmeli öğretmenlerimiz var ya. Evet. Onlara da kadro vereceğim. Hatta bulundukları okulda onları müdür yapacağım yahu. Adamlar çok ezildi, biraz da sefa sürsünler. Oo Karagöz'üm, bak buradan bayağı oy alırsın. Gerçekten bu söylemlerine bakarsak bayağı iddialısın desene. Evet. İddia dedin de Hacı Cavcav, böyle şimdi arkadaş arasında iddiaya girip kaybedenler var ya, işte eğer onlar kaybettiği şeyleri almazlarsa tutup onları kulağından hapse göndereceğim yahu. Demek hapse attıracaksın. Dur, daha bitmedi. Böyle alavere dalavere çevirenler var. Nasıl yani Karagöz'üm? Ne bileyim efendim, mesela arabası çok yaktığı halde az yakıyor diyenler var. Neymiş efendim, şehir içi şu kadarmış, şehirler arası bu kadarmış. Efendim araba çalışmadan şöyle yakarmış. Ya çalışmasa tabii ki yakmaz. Sonra efendim böyle boyalı arabasını orijinal diye satanlar, işte ne bileyim parçası değişip de üstten lokal boyalı falan deyip milleti kandıranlar var ya, onları da atacağım hapse gitsinler. Oo, başka neler yapacaksın Karagöz'üm? Başka mı? Milletin gelirine bakmadan böyle sağa sola kredi kartı dağıtanları, hatta kendi gelirine bakmadan bir kartın asgarisini bile ödeyemeyip 3-4 tane kredi kartı kullananları, onları da göndereceğim gitsin. Yahu Karagöz'üm, etme eyleme, dur. Daha dur, sen durasın. Temizlik konusunda da çok hassasım Hacı Cavcav. Böyle efendim
kimseye çaktırmadan burnunu karıştıranlar, yemekten sonra diye gönülenler, tuvalete su dökmeden çıkanlar, sonra efendim tuvaletten çıktığında yanında kimse yokken böyle elini yıkamadan çekip gidenler, ha yanında biri varken böyle elini yıkıyormuş gibi yapanlar, ya onları da göndereceğim hapse. Dur Karagöz'üm, yeter bu kadar. Ya oy verecek adam kalmaz herkes hapse girerse. Dur, daha bitmez. Bende çözüm ve vaatler bitmez Hacı Cavcam. Sonra efendim böyle sosyal paylaşım siteleri, chat siteleri, bilmem ne sitelerinde böyle takma kız isimleri kullanıp erkekleri kandıranlar var ya, böyle kontur montur bilmem ne istiyorlar. Onları da tutup atacağım hapse. Aferin Karagöz'üm. Bak burada ben de sonuna kadar arkandayım. Sonra efendim bu üniversite öğrencilerine de bir şeyler söylemem lazım. E söyle Karagöz'üm. Bu vize final haftasında böyle ellerinde fotokopilerle dolanan, ondan bundan not dilenenler var ya, onlara da var ya bir temiz dayak atacağım. Yahu sen üniversite mezunu musun, fotokopi mezunu musun be? Allah Allah, vallahi kızıyorum ya. Öf Karagöz'üm, eğer sen başımıza seçilip de gelirsen çekeceğimiz var anlaşılan. Bir de şu okeyde taş çalanlar var ya, onları da hapse atacağım Hacı Cavcav. Ya Karagöz'üm yeter, tamam anladık. Çok katı kuralların olacak. Asıl bombayı söylemedim Hacı Cavcav. Vallahi bombayı söylesen de söylemesen de sen bu kadar adama sırtını dönersen biraz zor seçilirsin, haberin olsun. Dur ya, bombayı bir dinle. E söyle neymiş? Hacı Cavcav, eğer Fatma Gül'ün suçunun ne olduğunu da açıklarsam... Kezir herkes oyunu bana verir Hacı Cavcav. Vallahi sen adamı öldürürsün Karagöz'üm.